Herkese merhaba. Arkadaşlar yine kendin yap bir videosuyla karşınızdayım. Yine kombimizle alakalı bir sorun oluştu ve bunun çözümünü buldum. Bunu da size aktaracağım. Sorun şu. Petekler ısınıyor. Yalnız musluklardan sıcak su gelmiyor. Musluğu açtığınız zaman kombi ısıtmıyor. En azından ısıtma uyarısı da vermiyor. O şekilde musluktan sadece soğuk su geliyor. Ama petek tarafına geçtiğiniz zaman, petekleri açtığınız zaman onları ısıtıyor. Onda bir problem yok. Bunun çözümünü buldum. Hangi malzeme değişecek? Fiyatı ne kadar? Bunu size anlatacağım. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Öncelikle bu parçayı tespit edebilmek için, yani bu sorunu tespit edebilmek için kombinizi açıyorsunuz. Kombinizi açtıktan sonra içerisindeki basıncı düşürmeniz lazım. Bunu daha önceki başka videomda da göstermiştim. Kombiye su giriş vanasını kapatıyorsunuz. Musluktan, yani kombiye en yakın olan musluktan sıcak su tarafını açıyorsunuz. Burada da kombiye her zaman su bastığınız yeri açıyorsunuz. Bu kombinin içerisindeki basıncı düşürüyor ve açtığınız zaman en azından içerisinde bir su fışkırması gibi durumlar olmuyor. Bunu yaptınız. Sonra şu ön taraftaki, bu demir döküm neve kombi için. Şu ön taraftaki kapağı açıyorsunuz. Hatta bu kapağı şu şekilde, burada tırnakları var. Yukarı doğru kaldırıp aşağı doğru indirdiğiniz zaman sizin için daha çalışma olanağı olarak rahat bir ortam sunar. Şimdi bir yakından bir gösterelim ne yaptığımı. Bu dediğim sorunun bu dediğim arızanın iki türlü sorunu var. Bir şu görmüş olduğunuz bir parça, bu bir sensör arkadaşlar. Bu sensör, yani siz sıcak su musluğunu açtığınız zaman bu kombiye daire içerisinde sıcak su ihtiyacı var diye ileten bir sensör ve bunun da şu içerisinde bir tane de parçası var. Bunun içerisinde bir parça var arkadaşlar. Şu sensöre bağlı olan bir parça. Bu sensör de sizin sıcak su isteğinizi kombinin beynine iletip oradan kombinin ateşlemesini sağlıyor. Bu parça da bir tribün, akış tribün diye geçiyor. Bu tribün içerisinde pervaneler var. Bu pervaneler kırıldığı zaman, ben bunu söktüğüm zaman gördüm. Şunun içerisinde üzerinde bir şöyle göstereyim yenisi üzerinden. Bu yenisini de kombi malzemeleri satan bir yerden 20 TL'ye aldım. Ve şimdi bunun üzerinden değiştireceğim. Ayrıca bu benim kendi kombim, onu söyleyeyim size. Aşırı basınç yükselmesi sonucunda böyle bir hata oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü evde de musluk girişlerindeki borularda da patlama oldu. O gün de bununla beraber bu. Şöyle görmüş olduğunuz pervane. Bu pervanelerden birkaç tanesi kırıldığı zaman bu dönmüyor. Dönmediği zaman da sensör uyarı gitmediği için sıcak suyunuz oluşmuyor. Bunu 20 TL'ye alıp buraya uygun bir anahtarla çevirip takabilirsiniz. Orijinal bir parça değil ama aldığım yere güveniyorum. Orası da söylüyor. Sürekli verdiğimizde de düzgün çalışan bir parça olduğunu söylediği için oradan aldım. Şimdi bunu takacağım yerine. Sonra sensörü bağlayacağım. Ve kombiyi çalıştırmaya deneyeceğim. Bu parçanın amacı dediğim gibi sıcak su isteğinize bağlı olarak su buradan girip bunları döndürüyor ve sensör aracıyla beynine iletip kombinin çalışmasını sağlıyor. Bu kadar basit bir işlevi var. Şimdi bunu tekrar yerine takıp sensörü kapatacağım. Üzerine geçireceğim ve kombiye tekrar suyunu basıp ateşleme yapıyor mu yapmıyor mu onu kontrol edeceğim. Bunun için bir anahtar olursa yanınıza daha uygun olur. Ben kurbağacıkla falan açtım. Biraz uğraştırıyor. Kendim kombici olmadığımı daha önceki videolarımda söylemiştim size. Sadece kendim araştırarak, bakarak bunları yapmaya çalışıyorum. Kombiciler bana biraz kızıyor ama artık ben de onlara kızıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Maksat vatandaşın işi görülsün. Şimdi bunu sıkacağım. Sensörü kapatıp tekrar denemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, şu kurbağacıkla sıktım ben buradaki parçayı. Biraz zor oldu. Kurbağacık yerine 16-17 falan anahtarı varsa şuralardan daha iyi, veya cırcır seti varsa onunla daha iyi bir şekilde sıkabilirsiniz. Şimdi onu, malzemeyi sıktım. Yerini oturtturdum. Şimdi şöyle sensörünü de üzerine takalım. Hani bunların nasıl, hangisinin arızalı olup olmadığını kontrol ederim diye soruyorsanız, sensörü değiştirerek kontrol edebilirsiniz. Ekstra nasıl kontrol edeceğini bilmiyorum ama diğer cihaz kombi çalıştığı zaman içinden su geç, yani çalışmadan da, hatta içinden su geçtiği anda bile sesi, ufak bir sesi var, onu duyabilirsiniz. Yani garanti almak istiyorsanız benim yaptığım gibi söküp yerinden kontrol ettiğiniz zaman içerisindeki pervanelerin zaten kırık olup olmadığını görürsünüz. Şimdi bu parçayı taktım. Sensörü yerine oturtturdum. Kapağımı takacağım. Demir döküm ne var? Olur, tekrar söyleyeyim.
Bu arada bu tarz videoların takip etmek için bulduğunuz zaman da görebilmeniz için de kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi kombiye su basacağım. Şimdi yerini bir oturtalım. Şimdi kombiye su basacağım. Ve de hattımın testini yapacağım. Önce kapatmış olduğum su vanalarını açıyorum. Hatta şöyle yapalım. Sensörü de görelim. Önce bir açalım. Doldurma musluğumuzu açık. Onu sonuna kadar bir kapatalım. Biraz su bastım çünkü. Şöyle. Şu an doldurma musluklarım ikisi de açık. Basınç sensörüne bakalım. Şu anda 1.6 bar var. Su var içerisinde. Bir sıcak suyumuzu açalım bakalım ısıtacak mı? Şu an sıcak suyumu açtım. Musluktan. Evet, kombi ateşlemeye başladı. Ve ısıtmaya başladı. Şuradan yakından zaten alev çıktığında görebilirsiniz. Hatta şöyle geçelim. Bakın burada alev işareti de çıktı ve su ısınmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz parçanın arızalanması sonucu musluklardan sıcak su gelmiyor. Bunu da gidip 20 TL'ye alıp kendiniz değiştirebilirsiniz. Ve rahatlıkla sorununuzu çözebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.